Evet arkadaşlar, sayfamıza hoş geldiniz. Bugün miyane helvası, bizim yöremize ait miyane helvası, kara helva da derler. Eskiler yaparlar da, eskiden çok yaparlardı. Şimdi ondan yapıyoruz. 20 bardak unumuz var burada ölçü olarak. 1 kilo da sütümüz var. Dur, yavaş yavaş. Bunu yavaş yavaş yediriyoruz. Süt kaynar olacak. Evet, sütümüz kaynattık sütümüzü. Bütün onu yedireceğiz bunu. Sonra çilingirden geçireceğiz. Bunu bu şekilde ovalaya ovalaya yedirdik bütün unu. Pürüzsüz bir şekilde, ne unlu ne de hamur olacak. Olma gibi bu hale getirdik. Sonra çilingirden geçiriyoruz. Beraber. En zor kısmı burası. Bunu sereceğiz. Evet, geçirdikten biraz sonra beklemesi lazım. Yoksa kavururken topuk olur. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi biz bunu çilingirden geçirdik. Bu 20 bardaklık un ve 1 kilo sütten artan sütümüz bu kadar. Bir kepçe işte aşağı yukarı sütümüz arttı. Çilingirden geçirdik. Şimdi bunu topaklanmaması için karıştıra karıştıra birazcık kavuracağız. Onu göstereceğiz. Sonra bununla tekrar çilingirden geçireceğiz. Onu da göstereceğiz şimdi size. Çilingirden geçirmezsek topak topak olur. O yüzden yeniden tekrar biraz kavurunca çilingirden geçireceğiz tekrar. Evet arkadaşlar, şimdi oldu artık, havası, buharı gitti hamurun. Yeniden tekrar çilingirden geçireceğiz. İndireceğiz bunu şimdi. Soğusun, bunu tekrar çilingirden geçirip tekrar sıvı vuracağız. Bu topak hali gitmiş olacak. Bu işlem kolay zaten. Geçir şöyle. Soğudu zaten. Bu tarafı iyi tamamlanmaz. Olmak için diye hani hızlı olmak. Öyle bir günde hani bitmesini istemiyorsanız, yani uğraşmak istemiyorsanız, bunu bir günde serili durgutup tekrar kavuruyorum. Böyle topuk olmuyor. Yani biz çabuk olmak için bu işlemi yapıyoruz, göstermek için size. Yoksa normalde bir gün serip de tekrar böyle kavurup çekmenize gerek yok. Tarhana gibi bir gün kurutup ertesi gün kavurmaya başlayabilirsiniz. Evet, şimdi ikinci çilingirden geçirdiğimiz tekrar kavuğumuzu koyduk. Şimdi güzelce onu nar gibi kızartacağız. Kavuracağız. Kavuracağız. Sonra artık biraz kızarmaya başlayınca da şerbetimizi koyacağız. Onu da tarif ederiz az sonra. Bunun içine isteyen aslında tereyağlı da yapabiliyor ama tereyağı uzun durduğu zaman bir koku yapıyor. Saklama istediğinde olmuyor. Evet. Koku yapıyor. Evet. Hemen yapıp yerseniz tereyağı lezzetli oluyor ama uzun süre durduğunda koku yapıyor. O yüzden aynen. Bolca yapıp saklıyoruz biz. Ben sadece sütünden yapmayı tercih ediyorum. Evet.
Çünkü bu canın istediği zaman, bir tatlı canın istediği zaman pratik bir tarif. Şerbetini yapıp hemen yapıyoruz. Aynen. Süreç eskilerimizin, tabii çabuk olmuyor. Babaannelerimizin tatlısı. Kara helva da denir, miyane de denir. Eskiden çok yapardım. Şimdi devamlı sürekli bunu karıştıracağız. Evet, yoksa hemen dibine sarıyor. Dibinden yanma oluyor. Yanmaya başlar. Sürekli karıştıracağız. Miyanemiz yavaş yavaş olmaya başladı, kızarıyor. Az kaldı. Sürekli böyle karıştıracağız. Karıştırmazsak hemen tarafından yanmaya başladı. Şerbetimizi koyduk. 1,5 kilo şeker, 1,5 kilo su. Kaynamaya başlayınca aşağı yukarı yarım saat falan kaynadığı zaman içecek. Kaynamaya başladı. Kıvamını da göstereceğiz. Yarımda limon sıkıyoruz bu arada. İndireceğimize yakın limon sıkacağız yarımda. Yanımız kavruldu. Çok güzel bir renk aldı. Gayet muhteşem bir renginde. Biz soğuması için tepsiye aldık. Bunu soğutacağız. Soğuttuk yani. Şimdi şerbetleyeceğiz. Şerbetleyeceğimiz kadarını tenceremize alıyoruz. Gerisini sonra şerbetlemek için bir saklayacağız. Tepsimize basacağımız kadarını. Kaynattık. 20 dakika kaynattık. Şerbet şey gibi, kısır ıslar gibi. Şu kaşığı versene. Kısır ıslar gibi aynı. Çok yüzünden taşırmadan. Bir yandan kaşıtırım. Sonra bunu yarım saat dinlendireceğiz. Ağzını kapatıp. Üzerinde bir bürüyeceğiz şeyle. Poğaçamızla. Buna isteğe göre kabardıktan sonra tepsiye basmadan önce ceviz de katılır. İster isteğe göre, isterseniz katmayabilirsiniz de. Sen ne dersen? Azıcık daha koyayım. Tamam. Bu kıvam. Şimdi bunun kabarmasına yeterli. Şerbetimiz kaynar olacak. Miyanemiz soğuk olacak. Evet. Bürüyelim bunun üstünü. Şimdi helvamızı açtık. Ben şöyle bir karıştırdım. Kabarmış bayağı. Gezdirip ben bunu biraz da ceviz katacağım içine. Tekrar bunu yoğuracağım ben. Ben de tepsimize birazcık yağ döküyoruz. Ve dibini yağlıyoruz. Buna basacağız. Evet. Cevizekten kat şerife ceviz. Sonra bunu tepsiye basıp dilimleyeceğiz. Biraz şerbet döker misin? Biraz şerbet döker misin? Dökeceğim. Biz eskiden bu helvayı hep bayramlarda babaannelerimiz yapardı. Bayramlarda olmazsa olmazımızdı. Evet, eski bazımızın yöresi bu. Biz gençler bıraktık, unutmuştuk ve bu şeyi yeniden başlatmaya karar verdik. Babaannelerimizin geleneğini devam ettireceğiz. Orucu açmalarında, düğünlerinde. Düğünlerde. Bir de beyaz helvamız var. Bir günde ondan yapmayı düşünüyoruz. Eski beyaz helvadan. Nişastayla yapılan. Eskiden bakır tabaklar vardı, üstüsü varmış daha doğrusu, ben çok bilmiyorum da. Onlara basarlarmış. Bir de bunu böyle sıkmık yaparlarmış yapıp, değil mi? Evet, tepsiye tabağı böyle dizip ikram ederlerdi. Biz şimdi tepsiye basacağız. Tamam mı tepsiniz? Tamam. Ben biraz daha şerbet ekleyeceğim.
Bu ne çok cıvık bir şey helva. Kıtır kıtır olması gerekiyor. Yumuşacık olmayınca. Bunun özelliği kıtır kıtır olması değil mi? Yumuşak un helvası yumuşak oluyor. Un yani helvası. Biraz meşakkatli bir helva. O yüzden sürekli yapılmıyor. Bunu yaptığımız zaman çokça yapıp eskiler bir kaba koyup ara ara kışın falan yerlermiş. Şimdi biz bunu tereyağını da ekliyorlar bazıları tariflerde. Evet, ama tereyağı hani uzun süre beklettiğin zaman o zaman bir koku yapıyor. Evet, bekletilmiyor. Onu hemen tereyağı kattığın zaman yapıp yiyeceksin. Çok fazla evet bekletilmiyor. Helvamız oldu. Servis yapıyoruz şimdi. Evet, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Afiyet olsun.